iman edenler var, iman etmeyenler var. İman ettiği halde isyan edenler var. İman ettiği halde iman sahibi olanlar var. İmanı var ama nice büyük günahlar da işliyor. Allah'a inandığını, ahirete inandığını, iman ettiğini söylüyor. Ama birçok günahlardan kendini alıkoyamıyor. Hepsine işaret. Öyleyse hepsine ayrı ayrı gönderme var. Ey iman etmeyen insanlar! Allah'tan korkunuz onlara. Yani küfürü bırakın, küfürü bırakın, şirki bırakın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü değil. Küfürden imana rücu demek. İttikanın birinci merdivesi. Korkunun birinci merdivesi. Korkun, cehenneminden korkun. Ey iman etmeyenler, ebedi cehenneme gideceksiniz. Ebediyen cehennemde, ateşte, hapiste, müebbet hapse. Nasıl dünyada müebbet hapis var, adam nasıl korkuyor? Müebbet dedi, ölünceye kadar. Ölümün de bir süresi var. Ya 10 sene, ya 5 sene, ya 50 sene neyse. Ama ölecek, bitecek yani o. Ama ahirette bitiş yok. 50 sene yok, 100 sene yok. Sene yok orada, sonsuz. Öyleyse ey ehli küfür, iman etmeyenler, çeşitli küfür çeşitleri var. Kimisi ateisttir, kimisi buzağa tapıyor, kimisi yılana tapıyor, kimisi öküze tapıyor, kimisi puta tapıyor, çeşit çeşit değil mi? Hepsi küfür. Bu küfürden bana ve benim peygamberime ahirete iman esaslarımız var. İman ederek siz korkun, ittika edin. Bu ittikanın neticesinde siz bu yanlıştan dönünüz işareti var. Bir. İki, Müslüman mümin namazın abdestinde ama birçok günahlarda işliyor maalesef. Böyle de var mı? Veya namaz kılamıyor. Her vesileyle söylüyorum, namaz kılmıyor değil. Ne yapıyor? Namaz kılamıyor. Öyle söyleyeyim. Adam Müslüman, iman etmiş ahirete, peygambere, her şeye inanıyorum, iman ediyor. Kumar haramdır diyor, kumar oynuyor. Efendim? Öteki fahşa, fuhuş haramdır diyor, biliyorum ama işliyorum. Yalan haramdır, biliyorum, inanıyorum yalanın haramı, Kur'an da sağlık. Ama yalan söylemeden de yapamıyorum diyor, alışmışım yalan söylemeye. Evet, namaz kılmak Allah'ın emri, biliyorum ama kılmıyorum demeyecek. Ne diyecek? Kılamıyorum diyecek. Kılmıyorum başka, Türkçemizde kılamıyorum başka. Ben öyle daha ziyade böyle ifade ediyorum. Hani birisi kılamıyorum başka. Ne demek o kılamıyorum demek? Kılmak istiyorum da kılamıyorum. Kılmanın lazım olduğunu biliyorum. Yalan söylemenin haram olduğunu, söylemenin haram olduğunu biliyorum. Öteki günahları biliyorum, içkinin vesaire. Ama yapamıyorum. Bunları yerine getiremiyorum. Demek başka, getirmiyorum demek başka. Getirmiyorum, yapmıyorum, kılmıyorum, hacca gitmiyorum demekle sanki bir direniş var gibidir. Onun bir algısı olabilir. Öyle değil mi? Böyle bir şey, kafa kaldırma gibi. Ama yapamıyorum demekle kılamıyorum namaz. Ah bir kılabilsem. Demek manası vardır. Bu iyi bir davranıştır. Allah bana namaz kılmasını nasip eder. Öteki günahlardan rücuğunu da nasip eder. Şimdi bir takım mümin, Müslüman, kafir değil haşa, mümin, Müslüman, inanç itibariyle. Ama amel yok. Amel sıfır. İşte onlara da işaret. Ya eyyühen nasuttekû Rabbeküm. Rabbinizden ey iman ettiği halde imanın icabını yapmayan kullarım, sizde itaatla
isyandan dönünüz manası. Benim anladığım. Doğru mu? Anlayabildik mi efendim? Yani yaptığınız günahlardan vazgeçiniz, itaata dönün. Tatbikata geçin ey kulları. Manası var. Bir üçüncü manası daha var mı acaba? Hadi onu da söyleyeyim. Allah hepimize o üçüncüyü nasip etsin. Namazında, abdestinde hiçbir büyük günahı yok. Elhamdülillah. İnşallah şu dersi dinleyen bir de onlar tanısın. Zinası yok, fuhuşu yok, yalanı yok. Öyle mi? Efendim, insan öldürmesi yok, cinayeti yok. Namazında, abdestinde. Ama buna rağmen gafletinde, gaflet var. Ne var? Gaflet var. Mümin namazında, abdestinde olduğu halde gafil. Bir şeyin farkında değil. Olup bitenlerin farkında değil. Tam. Müslüman mı biraz? Alaca karanlıkta. Öyleyse ayetin manası. Ey itaat halinde olan kullarım, siz de gafletten zikirle Rabbinize dönün. Zikir hatırlamaktır. Gaflet unutmaktır. Unutursa bir insan gafil denir o. Öyle mi? Hatırlayan insan. Allah'ını zikreden insan. Yani namazında, abdestinde olduğu halde ehli zikir olmayan, kalbi gafil olanlar vardır. Gafil olanlar vardır. Ve siz ey kullarım, kalbinizi zikrullah ile diriltin. Canlandırın, hayat bulsun. O hiç yanılmaz o zaman. O hata yapmaz. Ama öteki Müslüman olduğu halde gafil olduğu için aldatabilirler. Kandırabilirler. Ayağı efendim gösteklenebilir. Bir yerlere takılabilir. Ama arif olan mümin de. Ey kullarım, takvayı en yüksek seviyeye çıkar. Takvanız, takva. Allah'ın ise o yüksek makamdaki takvayı ihsan eyle ya. Yani takva ehli küçük günahlardan da sakınan insanlar. Öyle dersek daha iyi anlarsın. Yani mekruhattan bile çekinir. Daima bütün hayatını, bütün safhalarını hep ibadetle geçmesini ister o. O halif olan. Yatarken bile abdestle yatar. Öyle. Abi, zahit, Allah'ın kulları. Rabbimizi onlardan kılsın. Binaenaleyh Rabbinizden bu üç grup da böyle hepiniz kendi mertebelerinize göre takva elbisesini giyiniz. Onun için Cenab-ı Hak başka bir Araf suresinde böyle buyuruyor. Ya beni Adem, bize bütün insanoğlunu, kadın erkek hepimiz, kad enzelna aleyküm libasen, ben sizin, biz sizin üzerinize elbise indirdik. Cenab-ı Hak ayet elbise indirdik. Yani sema. Semadan elbise indirmiş bize Cenab-ı Hak. Şu giydiğiniz elbiseler nereden geldi? Diyeceksin ya ben fabrikada baktım ya bir kumaşla yok semadan gel. Nasıl semadan gel? Semadan Allah yağmuru yağdı yere. Yere yağmur yağınca geçerdi yer bitkiler. Çimler bitti, koyunlar, kuzular, otladılar, yetiştiler. Öyle mi? Hep büyüdüler. Kırptık onları, yünlerini fabrikaya verdik. Fabrikada iplik oldu, sonra da kumaş oldu. Dikildiğinizde şimdi giyiyoruz. Nereden gelmiş sema? Yağmur olmasa hiçbir şey olmaz. Kendi rokları, diğer bitkiler, hepsi semadan. Bu elbiseleri biz size semadan indiren biz istiyoruz canım. Niçin indirdik bu elbiseyi, niye? Kadın erkeğe, kadın hanımın ve erkeğin avret mahallerini yürüyekün sevah, yürüyekün sevah mahallerin devamında hadi enzenna aleyküm minesene ibasen yuvalis diye sevmatikün. Sizin ayıplarınızı örtmek için diyeceğim. Ayıplarınızı niye düşürmüş bu elbiseyi? Niye indirmiş Cenab-ı Hak?
Niye örtünüz, örtünün emrini vermiş? Ayıpları var da erkeğin ve hanımın avretlerinin namazda mesela göbeğimizle dizimizin altına kadar erkek görmesi nedir? Farz şart. Mesela bizim atasporumuz var. Hani kısmeti yer o, elinden, göbeğinden dizine kadar örtün. Ataspor. İşte onunla namaz kılabilir. Yoksa yani üzerine giyici gelmez. Namazı caiz olur. Müslüm açık. Dizde nasıl açık? Namaz kılsa. Namaz olur mu olmaz mı? Olmaz. Avret yerine örtmüştür. Ama böyle kılır demek ki müstesna, bütün her yeri ziynettir kullar kadın. Hanımın süsüdür, ziynetidir. Allah onu mübarek olarak, ziynet olarak onlara ihsan etmiş ve bu ziynetlerimizi de ördünüz, muhafaza ediniz. Emrini vermiş Hazır Allah. Rabbimiz o emri vermiş. Hanımlar için, onların saadeti için, mutluluğu için, cemiyetin huzuru için, toplumun saadeti için o emri vermiş. İnanın size ayıplarınızı örtmek için semada libas indiren Allah'ınızdır. Devam ediyor ayet. Ama ve libas-ı takva zâlike hayır. Takva elbisesi ise hepsinden daha hayırlıdır. Demek bir elbise daha varmış. Kaç çeşit elbise varmış? İki. Bir, bu giydiğimiz elbiseler, ikincisi de takva elbisesi, takva iman elbisesi, zikir elbisesi, Allah'ı unutmama, Allah'ı zülcelali tanıma elbisesi, takva, takva, Allah'ımız en çok Kur'an-ı Kerim'de müttakilerden bahsediyor, takvadan bahsediyor. Binaenle takva elbisesine bürünmek öteki elbiselerle mukayese edilemez. Takva elbisesi hanımın ibadet elbisesi. Takva elbisesi hanımın Allah'a bağlılığı, zikri, şükrü, ibadetleri, efendim, onun tesbihatı, iman, ahlakı, terbiyesi, namusu, iffeti hanımlarımızın takva elbisesi. İşte bu sizin için daha hayırlı. Ama öteki dünya elbisesi olup da takva elbisesi olmamışsa hiçbir şey ifade etmez. Asıl kıymet, cevher takva elbisesindedir. O da imanla başlar. İmanıyla kemale erir, iman öğrendir. Kemale erdikçe takvası da yükselir. Artık o faziletli bir hanımefendi olur. Nasıl bir hanımefendi olur? Bakalım onu sevgili Peygamberimizin bu hadis-i şerifinden dinleyelim. Bunu oradan öğrenelim. Olur. Efendim, bakalım sevgili Peygamberimiz takva elbisesine bürünmüş bir hanımdan bahsediyor. Erkek de, erkeğin de takva elbisesi bizim de şu giydiğimiz elbiseler, maddi elbiseler, takva elbisemiz, beş vakit namazımızdır, haccımızdır, ibadetlerimizdir, taatlarımızdır ve Allah'a olan saygımız, bağlılığımızdır, Peygamberimize olan hürmetimizdir, gönül sultanlarına olan saygımız ve hürmetlerimizdir. Bunlar bizim takva elbisedir. Hazreti Enes İbn Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Hem de Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük kitabımız olan Buhari Şerif'teki bir hadis-i şerif olmuş. Buyuruyor ki Efendimiz, kâl,
İttalaat ila ehlil ardı le edaat ma beynehuma ve le melehu rihan ve le nasifuha ila ahlil ardı. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki bir ehli cennet olan bir hanım, salih bir hanım evet. Saliha olan hani saliha diyorsun. Saliha demek her şeyi sağlam, salih. Açık yeri yok. Yani hiç açığı yok. Hepsini güzelliklerle doldurmuş. Sağlam, esaslı, salih, kuvvetli, sağlam. İffetiyle, namusuyla, ailesine, bağlılığıyla, vatanına, milletine, dinine, kitabına, peygamberine bağlı, itaatlı olan bir hanımefendi. Ehli cennet olan bir hanım. O diyor Peygamberimiz. İttana ila ehlil ah. Cennete gittikten sonra cennetten dünyaya doğru bir baksa diyor Peygamberimiz. Cennete. Cennetten dünya. Dünya nerede? Cennet nerede? Yedi kat semanın ötesinde cennet. Yedi kat semaya, birinci kat semaya teknoloji gidemedi, gitmesine de imkan yok. Katliyen böyle bir şey yok. Böyle bir tür. Yıldızlar alemini bile geçemedik teknoloji. Yıldızlar aleminden Mars'a, Jüpiter bilmem birkaç yere gidildi. İşte karanlık bölgeler diyor. Oho. Dünyanın efendim yıldızlar alemine daha üçte birine değil yani bir karışına bile gidilemedi. Daha ilerli mesafeleri var. Yıldızlar alemi geçilecek. Yıldızlar alemi geçildikten sonra dünyamıza en uzak yıldız teknoloji bugün teknik oraya ulaşamıyor. En uzak yıldızı bize daha bulamazlar ve bulamayacak. İmkanı yok. Üstazım Süleyman Efendi Hazretleri sema neza alemini anlatırken derste öyle buyurmuşlar. Onlar tefsir ederler. En uzak yıldız bize ne kadarsa o yıldızdan birinci kat sema daha o kadar ileridir. Tekbir getirelim. Allahu Ekber. Biz daha bayağı Mars'a şuraya gittik. Birinci semaya varmanın maddeden imkan ve ihtimal yok. Birinci kat semaya olan yüz dünyamızın uzaklığı. Birinci kat sema ile ikinci kat semanın arası da dünyamızla birinci kat sema arası kadar. Tekbir getirin. Allahu Ekber. 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 5, 5 ile 6, 6. Ondan sonra 7. kat. 7. kat semadan sonra da namazdan sonra okuduğumuz ayetül kürsüde Rabbimizin buyurduğu vesilat kürsüyü semavatı ve ak. Bütün semavatı kucaklayan, içine alan kürsi alemi, alemi kürsi. Alemi kürsinin yanında yedi kat sema bir yeryüzündeki bir kum tanesi kadar. Allah'ımızın kudretinden bahsediyor. Ondan sonra da arş-ı âlâ geliyor. Böyle Rabbül arş-ı azim. Tevbe suresinin son ayı. Arş-ı azim diyor Cenab-ı Hak. Arş da bir âlâ. Cennette orada. İnşallah oraya gideceğiz. Çünkü babamız oradan geldi. Bizim asıl vatanımız orası. Nasıl gideceğiz? Bizi buraya Allah nasıl indirdiyse oraya da öyle götürsün. Hani birisi ya nasıl gideceğiz senin dediğin yere bu kadar uzak mesafe. Ya oradan geldik biz beyefendi. Babamız, annemiz oradan hop iniverdi bir saniyede yemiş. Şimdi oradalar, oraya gidecekler. Ehli iman, bütün toprağın altındaki bedenleri, metfun bulunanların makamları, ehli cennet olanlar orada. Binaenaleyh orada bir cennet hanımı, cennette yaşıyor kardeşlerimiz. Allah'ın bütün hanımlarımızı, kızlarımızı, hepimizi orada cemesin. Orada diyor Peygamber, oraya yerleştirilmiş bir hanım, saliha bir hanımefendi. Oradan beri Cenab-ı Hak ona izin vererek kapıları açsa, dünyaya baksa. Nereden bakacak dünyaya?
aşağılardan bakış. Oradan beri dünyaya doğru baksa buyur. Bu hali şerif. Efendim, 1182 numaralı hadis-i şerif. Arzu edenler bakabilirler, bulabilirler. Evet, internetten de girip bulabilirsiniz. Hadis-i şerif. En kuvvetli hadislerde. Nereye baksa ila ehlil art. Arz ehline, bize yani dünyalara baksa le edaat ma beynehuma. Arş-ı aladan yere kadar olan bütün alemler güneşin aydınlattığı gibi bembeyaz olur diyor Peygamber. Tesbih getirelim kardeşim. Allahu Ekber. Bütün alemler yedi kat sema aydınlanır. Bak güneş mevsimi yeri aydınlatıyor. Ama imanlı bir hanımefendinin ziyası ise yedi kat semaları da aydınlatır. Allah'ım evlatlarımızı böyle kıl ya. Kız evlatlarımız ya. Böyle yetiştirirsek işte böyle olur. İnşallah böyle yetiştirirler, çalışacağız. Ve devam ediyor Peygamber. Ve mele et rihan. Ta aşağıdan yeryüzüne kadar öyle bir güzel bir kokuyu da doldurur diyor. Hiç hayatta, dünyada görmediğimiz, duymadığımız güzel bir koku ve dolar da oradan buraya. Kadir-i mutlak olan Allah'ımızın kudretinden bahsediyor. Ve de nasibuha, o cennet ehli hanımın, ey insanlar, kadınlar günü, kadınlar günü de, kadınlar gününde kadınlarımız nasıl olacak? Nasıl olmalı hanımlarımız? Onlar nasıl bir emanettirler? Nasıl yetiştirilmelidir? Efendim? Nasıl yetiştirilmelidir? Peygamberimiz nasıl itibar etmiş ve Fatıma Validemiz nasıl kelimelerine onları nasıl sevmiş, nasıl yetiştirmiş. Ve le nasibuha orada cennetteki ona verilen cennet başörtüsü diyor Peygamber. Onun başörtüsü ala resiha, başındaki başörtüsü hayrun minet dünya ve mafiha. Onun sırf başına koyduğu örtüsü dünyadan ve dünyalardan çok 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 daha hayırlıdır. Allah'ım bize efendim böyle eşler ihsan eyle. Okuduğum Nisa suresinin işte ilk ayetinde Rabbimiz ey kullarım, ey insanlar, sizi bir nefisten yaratan Allah. Nefsin vahidedir. Bizi kimden yarattın? Tek bir nefis. Kim o? Adem babamızın zürriyeti, onun geninden Allah çoğalttı. Bak nasıl çoğalttı? Min nefsin vahidet. Önce Allah'ımız Hazreti Adem'i yaratmış. Ve halaka minha zevceha. Kendisini yarattıktan sonra kendisine eş olarak zevcini yarattı diyor. Zevcesini yarattı. Kim o? İsmini Havva verdi. Allah'ımızın ona eş olarak cennette kendisine efendim, işini yaratan Allah'tan korkuruz. Daha ve besse minhuma ricalen ve kesiran. Ricalen kesiran ve nisaa. Sonra da o iki eşten, yani babamızla annemizden erkek ve kadın olarak çoğaltarak yeryüzüne dağıtan Allah'ınızdan korkun. Tek bir insandan sonra da annemiz ve onu evlendiren Rabbimiz nikahını Rabbimiz kıymış ve binaenaleyh ondan bugünkü insanlık çoğalmaya devam ediyor. Efendim, biz öyle inanırız. Ama bazıları yok biz maymundan geldik diyenler var. Ya onlar maymun olsunlar, biz insandan geldik. Madem maymundan olduğunu söylüyor, maymundan olsun ne yapalım. Kavga edecek halimiz yok, madem öyle inanıyorsun, maymunsun o zaman demektir. Ulan bir insan, en şerefli mahluk olan insanlığını, güzelliğini bir maymuna benzetir. Bu cehalet, bundan daha büyük cehalet olur mu? Bundan daha büyük ahmaklık olur mu? Şaşırmış adam. Benim sülalem, ben diyor, maymunlardan diyenler var. Şimdi var mı dünyada bu görüşün sahibi mi? Bundan böyle zaman zaman var, konuşuluyor. Efendim bak bize ne kadar benziyor maymun. Geli var, yiyor, böyle tutuyor bilmem ne. Bize benziyordu, biz oradan geldik.
Evet. Biz de şöyle cevap veririz. Allah bizi babamız Hazreti Adem'den, insandan yarattığını haber verir. Ha, öyle olursa biz de deriz ki insanlarda yani insan bundan asla gelmemiştir. Ama insanlardan maymun olan vardır. Maymun olanlardan insan asla yok. Böyle bir tarih diyor. Elimizde 2500 yıllık tarihimiz var. Hiç maymunu koyun bir kafese, binler, 500 sene, 100 sene, 200 seneden beri maymunu baka baka o maymunun insan olduğunu gören var mı? Tarihte böyle bir şey var mı? Yok. 2000 küsürlük elimizde tarihi var. Ama insanlardan maymun olan var. Bak o çok. Maymunum derse tamam maymundur o zaman. Mesele yok. Ama insan efendim sureti katiyede maymundan insan, kediden insan, başka bir yaratıktan tekamül etmiş insan diye yok. İnsan, insan olarak yaratıldı. Bütün kemalatıyla sonra da bütün kemalatıyla annemiz yaratıldı. Hazreti Adem'in vücudunda. Kadiri mutlak olan Allah bizi annemiz ve babamız olan Hazreti Adem Hazreti Havva'dan öyle mi? Tevarüs ede ede bugüne geldik. İnansa da inanmasa da maymunum dese de şebek dese de yine o insan geninden gelmiştir. Ama sonunda maymunlaşmıştır başka. Böyle insanlar çoktur yeryüzünde. Maymun suretinde, maymun huyunda, maymun ahlakında olan insanlar olabilir. Ama insan kemalatında maymun yoktur. Böyle bir şey de olmayacaktır. Aziz Celle Celaluhu Muhammed Evadu ve La İlahe Gayru. Evet benim aziz ve kıymetli ihvan edeyim. İşte biz böyle bir eşlere karşılıklı muhtaçız. Annemiz de babamız böyle yaratılmış, nikahları addedilmiş ve yeryüzüne gelmişler. Yeryüzünde de bu insanlık bugüne kadar çoğala çoğala bu hale gelmişiz. Bir aile düzeni Hazreti Adem'le başlamıştır. Cennette başlamıştır. İslam dininde, bizim dinimizde aile çok kutsaldır. Aile, hanım, bey ve dünyaya gelen evladından teşekkür eden küçük bir devlettir. 80 milyonuz değil mi? 80 milyon büyük bir ulus, büyük bir devlet. Neden teşekkür etmiş? Küçücük devletlerden. Ne o? Aile devleti. Aile, aile devleti. Ailelerden mürekkep meydana gelir devletler, uluslar. Önemli, aile bir devletçidir. Küçücük bir devlettir. Onun için sevgili Peygamberimiz bu devletin kuruluşunu şöyle anlatmıştır. Kullukum râin. Hepiniz çobansınız. Güdücüsünüz, riayet edicisiniz. Ve mesulün an râiyyeti. Hepiniz güdüklerinizden mesulsünüz. Hepinize işaret ediyor. Amirler, memurlar, belediye başkanı, muhtar, efendim hoca, hacı, talebe, efendim hocası, devlet başkanı, bütün hepiniz istisnası, kadın, erkek, hepiniz çobansınız diyor Peygamber. Çoban, hani bize hani çoban deyince biraz hatırlıyor. Çoban bilici de. Çoban, çoban başında amir. Mesul yani o, güttüklerinden mesul. Binaenle ve mesulün an ra'iyyedihi. Güttüğünden hepiniz mesulsünüz. Öyleyse gözünüz bir hayvan gibi yani. Güttüklerinizden bir de gözümüz, kulaklarımız, elimiz, ayağımız, efendim ciğerlerimiz, bedenimiz, vücudumuz, bu vücudun sen çobanısın. Gözünü gözetleyeceksin, kulağını gözetleyeceksin. Elini, ayağını böyle kontrol altında tutacaksın. Nöbet tutacaksın. Bak devletimizin hudutlarımız var. Saldıranlara cevap veriyoruz. Allah muhafak etsin askerlerimizi. Öyle değil mi? Hudutlarımız var. Gözetlemezsek,
bir takım aletlerle tespit etmezsin, içeri girebilirler, sızıyorlar. Öyle mi? Öyleyse dikkat edeceksin. Sen de, ben de, şahıs olarak da vücudumuzun çobanıyız. Gözümüzü gözetmezsek gözümüzden girer düşman. Kulağımıza sahip olmazsak kulaktan içeri girer. Kalbimize sahip olmazsak kalbimizden bizi düşüncelerle bizi mahvedebilir. Öyleyse kalbimize, gözümüze, elimize, ayağımıza, kadın, erkek, hepimiz neyiz? Çobanız, bölücüsüyüz, sahip çıkacaksın. Peygamberimiz bu vazifeydi. Ne kadar da mühim değil mi benden? Efendim, anam sende derse düşman içeri elini, kolunu sallaya sallaya girer. Öyleyse şeytana girecek kapı bırakmayacaksın. Şeytan yüzünden girmek, kulağımızdan girmek istiyor, elimizden, ayağımızdan girmek istiyor. Efendim zamanın bir takım internetteki pislikleriyle girmek istiyor. Sahip olacaksın. Bileceksin. Eğer sahip olmazsan, nöbet tutmazsan oradan girer, buradan girer, içeriden fetheder, yıkılır gidersin. Sonra anasını kesen çocuklar meydana gelir. Babasını kesen çocuklar meydana gelir. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Hepiniz mesulsünüz. Hanımlar da mesuldürler. Beyler de mesuldürler. Hepiniz çobansınız. Ve bey, efendim hanımının, hanım beyinin efendim yardımcısıdır. Allah'ımız Celle Celaluhu bize böyle bir aile kurmuş ihsan etsin. Böyle bir sağlam, eline gözüne sahip çıkıp kontrol eden, nöbet tutan efendim bir kişi olarak biz böyle bir millet, böyle bir aile teşekkür ettirirsek işte bu devleti hiçbir güç yenemez. Biiznillah. Böyle bir birlik, beraberlik, böyle bir ahlak, böyle bir takva elbisesine bürünmüş bir milletin efendim fertleri böyle yetişince dünya ne kadar teknolojiyle ilerse ilerlesin, Allah onları mağlup eder. Allah onları mahkum eder. Yani bu duygularla Cuma'mızı tebrik ediyorum. Allah'ımız bize hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan etsin. Cenab-ı Rabbil Alemin, şimdi bir duayla dersimizi toparlayalım ki namazda okuyoruz onu. Rabbena adina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve bina azabenlar. Allah'ım bize dünyada da güzeli ver. Ahirette de güzeli ver. Bizi cehenneminden koru Allah'ım. Yeryüzündeki bütün iman edenleri hepimize şamil. Hazreti Ali Kerremallahu Veci Efendimiz buradaki hasene kelimesini saliha bir hanımefendiyle tefsir etmiş. Allah'ım bize dünyada saliha namazında, abdestinde, dinine, kitabına, beyine, ailesine, ocağına sadakatli, iffetli, namuslu hanımlar ihsan eyle Allah'ım. Efendim, beyler ihsan eyle birbirine yardımcı. İşte o zaman hiç kimse yenemez, hiç kimse bizi mağlup edemez biiznillah. Bu duygularla bütün geçmişlerimizin ruhları için ve vatanı için, milleti için canını feda eden yavrularımızın, evlatlarımızın bütün hatalarının efendim sevabı nakli için böyle yollaralım Cenab-ı Hakk'a. Seyyiatlarını hasenata tebliği için, makamlarının âli olması için ve yaralarımızın şifası için, yakınlarına sabırlar ihsanı için, iyilik, beraberlik içinde Rabbim nice mutlu günlere ulaşmamız için, Rabbimizin rızası için El-Fatiha.